11 yılın muhasebesini yaparken tabii ki enflasyonu da konuşmamız lazım. En can alıcı nokta bu. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. En zoru geride kaldı. Evet, kolay bir süreç değil. Dezenflasyon, evet Türkiye tecrübeli ama hiç de başarılı değil. 1970'li yıllarda envai çeşit hükümetler geldi. Enflasyon yukarı çıktı. 80'li yıllarda muazzam bir çaba, sonuç yine zayıf. 90'lı yıllarda denenmedik hiçbir hükümet kalmadı. Hiçbir siyasi platform kalmadı. 90'lı yıllarda aşağı yukarı her seçimde yeni bir siyasi kompozisyon ve ortalama enflasyonun %70 civarında olduğu 90'lı yıllardan bahsediyoruz. 2000'li yılların başında tabii ki uygulanan bir programla AK Parti hükümetlerinin güçlü uygulamasıyla enflasyon tek haneye indirildi. Düşük tek haneye indirmek aslında mümkün. Ama daha sonradan tekrar yeniden çift haneye geçtik. Şimdi gelinen noktada çok aslında tutarlılığı olan güçlü bir dezenflasyon programını uyguluyoruz. Para politikasının yeniden güçlü bir şekilde konumlandırılması, inşa edilmesi zaman alıyor. Para politikası gecikmeli bir şekilde dezenflasyonu şekillendiriyor. Dolayısıyla biz geçen sene bu vakitlerde de aşağı yukarı, Ağustos'ta en son hatırlıyorum, biz şunu söyledik. Dedik ki, biz şu anda dezenflasyon için bir yıllık sürece ihtiyacımız var, onu geçiş dönemi olarak tanımlıyoruz dedik. Bu geçiş döneminde enflasyon yükselecek dedik. Evet, geçen sene bunu söyledik. Ve 2024'ün Mayıs ayında enflasyon zirveyi bulacak. Daha sonra da kalıcı bir şekilde ve hızlı bir şekilde enflasyon düşecek dedik. Dolayısıyla biz şu anda dezenflasyon döneminin başındayız. Önümüzdeki ay çok büyük ihtimalle enflasyon %60 civarına, bir sonraki ay %50 civarına, bir sonraki ayda muhtemelen elinin belki bir tık altına inebilir. Daha sonra da yılı tabii ki Merkez Bankası'nın hedefi olan 38 civarında kapatmayı ümit ediyoruz. Ama %42'ye kadar da tabii ki bir tolerans, bir bandımız var. Gelecek sene de enflasyonu hedefimiz yine kalıcı bir şekilde %20'nin altına çekmek ve bir sonraki sene de %10'un altına çekmek. Tabii bunun için sadece sıkı maliye ve para politikasının yetmeyeceğini biliyoruz. Bunun için kaynakların verimli alanlara, örneğin tarımda tarımsal sulamaya, lojistiğe, arzı artmaya yönelik olarak, örneğin rekabet gücünü artıracak altyapı yatırımlarına, örneğin yeşil dönüşme, bunların hepsi tabii ki başlı başına değerli ve önemli. O nedenle dezenflasyon programı 3 yıllık bir program. Dünyada 56 ülkenin 100 tane enflasyon şokuna bakıldığı zaman enflasyonun şok öncesi döneme dönmesi ortalama 3.4 yıl alıyor. Biz daha ilk yılımızı bile henüz yeni geride program açısından konuşuyorum. Çünkü bu program fiilen belki ilk günden itibaren uygulanmaya konulduysa da, iletişimi sağlandıysa da aslında programın açıklanması, şekillenmesi Eylül başıdır. Ve dolayısıyla bu programda biz en zoru geride bıraktık. Bu program çalışıyor ve bu programı başaracağız. Enflasyon beklentilerinde ciddi bir iyileşme var. Tabii henüz bizim program hedefleriyle tam örtüşmüyor. Ama önümüzdeki aylarda enflasyonda ki ciddi düşüşlerden sonra biz piyasa beklentileriyle, toplumun beklentileriyle,
bizim hedefler arasında bir yakınsama olacağına inanıyoruz. Çünkü genelde insanoğlu yakın dönemdeki deneyimi geleceğe taşır. Genelde yakın dönem deneyimine bakar, ona göre geleceğe ilişkin beklentilerini şekillendirir. Piyasalar biraz daha sofistikedir. Piyasalara soracak olursanız, önümüzdeki işte 12 ayda enflasyon %25.8'e, önümüzdeki 24 ayda da %20 civarına düşeceğini öngörüyoruz. Piyasa öyle öngörüyor ve geçen Ekim ayına göre enflasyon beklentilerinde de ciddi bir iyileşme söz konusu. Şimdi bu programın bir yıllık muhasebesi. Esas konumuz, esas gündemimiz tabii ki kalıcı refah artışı. Ve Türkiye'nin yapısal dönüşümünü başarıp Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler grubuna kalıcı olarak girmesini sağlamaktır. Bu sene çok büyük ihtimalle kişi başına milli gelirde Dünya Bankası tanımına göre ilk defa Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek. 1950'li yıllarda Türkiye orta gelirli ülkeler grubuna girdi. 1950'li yıllarda. İlk defa muhtemelen bu sene Türkiye orta gelirli ülkeler grubundan çıkıp yüksek gelirli ülkeler grubuna Dünya Bankası tanımıyla girmiş olacak. Peki bunun için ne yapacağız? Dediğim gibi sürdürülebilir yüksek büyüme tabii ki hepimizin nihai amacı. Ve daha adil gelir dağılımı bunun olmazsa olmaz bir bileşeni. Sürdürülebilir yüksek büyüme için tabii ki fiyat istikrarı lazım. Fiyat istikrarı aslında sizlerin daha güçlü bir şekilde konumlanmanızı sağlayacak. Çünkü o zaman finansmana erişim bir sorun olmaktan çıkacak. Rekabet gücünüz artacak. Öngörülebilirlik artacak. Yine dar gelirli vatandaşlarımız açısından alım gücünün korunması demek. Özellikle de gelir dağılımındaki bozulmanın tersine kalıcı bir şekilde çevrilmesinin en iyi yolu tabii ki dezenflasyondur. Yani enflasyonun kalıcı bir şekilde aşağı çekmesidir.